Sen anneannene boşuna gitmişsin kızım. O dün ne yediğini hatırlamaz. Bana soracaksın tabii. Benim hafızam hiç kimselerde yoktur. Şimdi ben çocukken... Yani o kadar da geriden başlamamıza gerek yok. Aslında annemin genç kızından başlasak yeter. Bunu ödev için soruyorsun değil mi? Ha, tabii tabii ödev için. Ailemizin kökenlerini bilmek istiyorlar. İşte ne yapmışız, nerelerde büyümüşüz, neler yaşamışız falan. Ha, sen şimdiki Urla'yı unutacaksın bir kere. Annenin çocukluğunda Urla küçücük, ufacık bir köydü. En azından annemin çocukluğundan başladık. Bu da bir şey. Bir şey mi dedin? Ha, yok hayır, ben dikkatle, ilgiyle dinliyorum sizi. Siz anlatın. Şimdi o zamanlar... Ne oldu birader? Sustunuz. Sen nereden buldun bu parayı? Ben biliyorum. Sattın değil mi birader? Evet birader. Sattım. Al. Bu kiramız. Bu kredi kartı için. Bu Yalçın abiye borcum. Bu babama borcum. Bu yengeme borcum. Bu odun paramız. Bundan da erzak alacağız. Sen de gidiyorsun şimdi o Duygu'yla oyuncu Ömer midir nedir onları arıyorsun. Yeniden başlıyoruz birader. Ben arkadaşımı yüzüstü bırakmam. Bu film çekilecek. Kirpikleri yalınca adı Şaşkın Recep'e çıktı. İnsan niye kirpiklerini yakar? Ben anlamadım ki zaten. Dur ben sana asıl o yangını anlatmadım. Bir Erol amcan vardı senin. Gerçi sen onu bilmezsin. Onun da bir yeğeni vardı. Adı neydi? Cem. Bu Cem Fransa'da eğitim görüyormuş. Ha. Aklına estikçe de gelirdi bize tatile. O yangından sonra ben onu bir daha hiç görmedim ama. Ne yangını bu? Ha, yangın bizim bir teyzemiz vardı. Nadide teyzemiz. 90 yaşlarındaydı o zamanlar. İşte onun evinde yangın çıkmış. İçerideymiş zavallı. Biz onu misafirliğe falan gitti diye duyduyduk. Hepimiz yangını söndürmek için uğraşıp dururken Cem birden Nadide teyzeyi alevlerin içinde görmez mi? Atladı içeriye. Bir de baktık biraz sonra Cem Nadide teyzeyi kucaklamış dışarıya çıkmaz mı? Ama ölü yüzü bir yerlere yandı zavallının. 2 hafta hastanede yattı. Ölmedi değil mi? Yok. Elinde iz kaldı. Naylon mu yapışmış ne? Sağ salim kurtuldu. Peki bu Cem'in soyadı ne? Soyadı mı? Ne bileyim ben canım soyadını? Yani şöyle biraz hafızanızı zorlasanız belki aklınıza gelir ha? Kolay gelsin Osman Bey amca. Pamela gel bakayım böyle. Ya. Çok acil yardımına ihtiyacımız var. Ya peşim de olmasa. Sen arayınca biz tık diye geliyoruz ama. Ya çok haklısın ama yani. Osman Bey ilaç saatin geldi. Hadi içeri. Tamam geliyorum. İyi günler. Kızım zaten benim için değil, Deniz oğlan için ya. Film çekeceğiz. Kim, biz mi film çekeceğiz? Tabii ya. Nasıl? Ya bak şimdi biz geçen çekiyorduk zaten. Böyle tutacaksın, tamam mı? İyi de çok fazla tutamam ki, kollarım ağrır. Sürekli tutmayacaksın zaten, biz söyleyince, tamam mı? Arkadaşım, görüntü yönetmenine cevap vermeyelim lütfen. Ne söyleniyorsa onu yapalım. Ya Deniz, ne yapacağım ben bu ekmekleri? Onları martılara atacaksın Mineciğim, fon için, hadi. Hepsini atma, sandviç yapacağım ben onları. Efe, sen böyle gel, Şario'yu iteceksin. Bir dakika hocam, bu işte bir yanlış anlama var. Ben yapımcıyım yani. Parayı kontrol ediyorum ya, en zor iş. O eskiden de abicim. Bundan sonra Mine ilgilenecek parayla. Mine, gel buraya. Para işleri sende. Ya birader ne yaptın? 2 dakikada karizmayı yerle bir ettin ya. Konuşmayalım arkadaşlar, çalışalım. Vakit nakittir hadi. Dün akşam neler olduğunu hatırlatırım kardeşim, tamam mı? İyi, sen de haklısın. Hocam ne yapıyoruz? Bunu böyle mi itiyoruz? Gel böyle. Ya Deniz, Ömer telefonu açmıyor. O zaman bir daha ara hayatım. Ya hiç açmazsa? Bilmiyorum, onu o zaman düşünürüz. Selam.
Biraz geciktim ama hazır mıyız? Hoş geldin. Başlıyoruz hemen. Hadi bakalım, biz saraya kadar gidip geliyoruz. Dükkan size emanet. Tamam tamam, siz bakın işinize. Kolay gelsin. Ha, bu ilaç çok iyi oldu anne ya. Hakikaten bu tanıtım ne önemli şeymiş. Devam ana. Buyurun. Tabii var. Ha? Adres alayım. Tamam. İyi günler. Anne sipariş geldi. Sen buradasın. 2 dakika götürüp geleyim hemen ha. Tamam kızım, buradayım. Git sen. Ne oldu Deniz? Yok mu bir haber? Arıyoruz hala ama kapalı. Hah, çalıyor. Ömer, Aslı ben, ne haber? Neredesin? Ömer yapma ya. Tamam artık. Yani yapacak bir şey yok tabii. Hadi geçmiş olsun. 40 derece ateşte yatıyormuş. Allah kahretsin. Yok abi yok, çekemeyeceğim ben bu filmi. Belli oldu. Yaz bana, kız da gelmiş mi? Ne demek çekemeyeceğim? Saçmalama, olmaz öyle şey. Görmüyor musun Duygu? Ya bu kadar aksilik üst üste gelir mi hiç? Hemen panik yapma ya. Yüzdük kuyruğuna geldik. Artık vazgeçemezsin. Ya Duygu doğru söylüyor. Hemen buluruz birini. Gökten binecek Aslı. Nereden bulacağım bu saatten sonra erkek oyuncuyu? Ya arkadaşlar, ben bölmüş gibi olmayayım ama yani bu yapımcı bünye sağ olsun bütün ekmekleri martılara attığı için ben burada aç kaldım ya. Ben aç ayı olarak oynamayı reddediyorum. Ne bakıyorsunuz? Ne oldu? Efe, Şerru'yu Mine'ye bırak. Sen oynuyorsun. Hemen abi. Bir dakika. Hani ben yapımcıydım ya, ne oluyor? Hayatta ne oldum demeyeceksin Pamela'cığım. Ne olacağım diyeceksin. Şunu alır mısın canım? Gel. Süper o zaman. Hadi siz çalışmaları başlayın. Bir tane yiyecek bir şeyler getirin. Evet abi. Al bunu. Gel Duygu. Abi bizim aşkımızı biliyorsun. Bilmem mi? Buradan giriyorsunuz tamam mı? Al bunu ezberle. Hemen. Prova alacağım çabuk. Dışarıda çalışmanın da en zor yanı bu işte. Hele ki bir de kadınsa. Ha bak, tuvalet şu tarafta. Ben hemen gelirim. Tamam, ben buralardayım. Neden mi geldim? Çünkü seni çok seviyorum da ondan. Neden mi geldim? Çünkü seni çok seviyorum da ondan. Seni düşünmekten başka işim yok artık. Seni düşünmekten başka bir işim yok artık. Oğlum sen ne yaptın ya? Ne oldu, olmadı mı? Olmaz olur mu? Sen doğuştan yetenekliymişsin be. Ben dedim yönetmenim, siz inanmadınız ya. Tamam o zaman hadi. Duygu seni böyle alalım başlayalım. Hazır mısın? Ben doğuştan hazırım yönetmenim. Evet. Evet. Güzel. 1, 2, 3, kaydet. Oynayın. Neden geldin arkamdan? Kes. Ne oldu abi? Pardon sayın yönetmenim, baştan alalım, ben yapacağım. Bir şey oldu, tamam hadi. Tekrar alıyoruz, evet. 1, 2, 3, kaydet. Oynayın. Neden geldin arkamdan? Geldim çünkü sen çok güzelsin. Kes. Efe ne diyorsun abi sen? Ya hocam Süheyl'in oradan bana dik dik bakıyor. Dikkatimi dağıttı hocam. Ya ne alakası var ya? Hayret bir şey, ben ne yaptım şimdi? Ya yönetmenim, bu arkadaşla olmayacak. Zorlamayalım bence. Arkadaşım sen işini yapar mısın ya? Lütfen karışmayalım. Baştan alın, vallahi yapacağım. Efe bak,
çok fazla işimiz var, bu son olsun, tamam mı? Söz hocam, yapacağım ya vallahi. Evet, son kez alıyoruz, hazır. Bir, iki, üç, kaydet. Oynayın. Okulumuzun tanıtımıyla ilgili şöyle hatta bir tane şey yapayım. Kataloğundan da vereyim size. Şöyle. İyi günler. Metin. Anam. Gönül. Ya senin ne işin var burada? Çalışıyorum sevgilim, yani dış göreve geçtim ya, çalışıyorum. Bakıyorum asayiş Berkem var mı diye. Sen ne yapıyorsun? Ben? He. Ben işte dolaşıyorum. Böyle boş dersim vardı. Geleyim biraz vakit geçireyim. Hem kahve içerim, vitrin bakarım falan dedim. He. Ama iyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Allah, buyurun cenaze namazına. Tamam, o zaman biliyorsun ben iş başındayım aşkım. Ay, konuşuruz. Evet. Hadi akşam görüşürüz. Tamam, bay bay bay. Neden geldin arkamdan? Kes abi, kes, kes. Olmuyor, olmuyor. Delireceğim be. Ama hocam arkamdan ters bir rüzgar geldi bir an, içim ondan yapamadım. Yok artık yani. Bir çamur atmadığın rüzgar kalmıştı değil mi? Ya arkadaşım sen o elindekini doğru dürüst tut yeter. Buraya karışma. Burası profesyonellerin yarışı. Yeri. Ya yerim senin profesyonelliğini. Deniz bir gelsene. Duygu kusura bakma ya. Provalarda çok iyiydi ama sonra ne oldu anlamadım. Daha fazla zorlamanın bir anlamı yok. Bence çek Efe'yi kenara, sen oyna. Ben mi? Ben yapamam. Saçmalama Deniz. Bir kere bütün senaryoyu ezbere biliyorsun. Hem seni Efe'yi çalıştırırken gördüm. Gayet iyiydin. Olmaz Duygu, ben beceremem. Sen bilirsin. Senin filmin. Ama bence böyle giderse bu film yatar, söyleyeyim. Yemekleri getirdim. Şşş, dur çekiyoruz. Deniz nerede? Orada işte. Şimdi anladın neden geldiğimi. Sana aşığım Aslı. Seni seviyorum, seni çok seviyorum. Biraz önce uyurken... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.